Arkadaşlar merhabalar bu videomda Metin yayınlarının hazırladığı THT Geometri Soru Kitabında paraya kenar ve eşkenar dörtgen konusundaki 8. testin çözümünü yapacağız. Testimiz üniversiteyim testi. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. Şekildeki kaldıraç sisteminde siyah vidalar arasında kol uzunlukları birbirine eşittir. Evet şu eşitleri şöyle bir gösterelim arkadaşlar. Eşit 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 şöyle bir eşitleri gösteriyoruz. Hocam burası da eşit. Şuradaki uzunluk. Burası da eşit. Burası da eşit. Burası da eşit. Ve burası da eşit. Hocam 30 30 120 hatta burada kaç 60 derece yaptı. E, ters açıdan dolayı 120 tamamı 120. 120 120 bu da şey yaptı 120 derece yaptı. E, hatta eşkenar dörtgen 120 ise burası kaç derece 60 derece. Hocam 120 ise burası da 60 derece. Ne yapabiliriz burada? Bize kırmızı destekler arasında kaç isteniyor? O zaman ben kırmızı desteklere ait bir üçgen oluşturayım. Hop şu köşegeni çizecek olursam. Eşkenar dörtgende çizilen köşegen açı ortaya olacağından bu 60'ı açıları 30-30 diye bölecek burada. Burası da 30 30 diye böldüm mü böldü. Bu arada arkadaşlar başka 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 ne yapabiliriz? E şurada eşkenar dörtgen ya köşegen çizsek diğer köşegeni şu köşegen çizsek burada biraz ee, sıkıntı olur. Peki şu köşegen çizsek sanki güzel olacak. Şu köşegen çizdiğimiz zaman ne oluyor? Hocam 60 derece ve bunlar birbirine eşit. Bunlar da ya da ee, hocam 122 eş parçaya bölecek. 122 eş parça böldüğünden 60 60 oldu. Hocam burası da aynı şekilde 60-60 şeklinde olacak. Şimdi 60-60-60 eşkenar üçgen çıktı. Ha? Şurası değişik oldu. O zaman arkadaşlar şu ikiz kenar bu arada 60-60 iken burası da 60 yaptı. 60-60 daha 120. 120 ise ikiz kenardan dolayı bunlar 30-30 yaptı. Hocam şurada da aynı şekilde bak burası da 60 derece. Çünkü 120 ise dış açısı 60. 120 ve ikiz kenar bunlar da 30-30 yaptı. E, o zaman her şey çıktı meydana arkadaşlar. Kırmızı destekler arasında kalan açı. Hocam buraya 30 bulduk. Buraya da 30 bulduk. Toplamda kaç yapmış oldu? 60 derece yapmış oldu. Birinci soru böylelikle Ceyhan oldu. Geldik ikinci soruya. Bir ABCD paraya kenarı ile aşağıdaki bilgiler verilmiş. Bakalım hemen ABCD paraya kenarını şöyle bir çizelim ilk etapta arkadaşlar. Harfleri de yazmayı unutmayalım. Biz hep böyle sol alttan başlayıp ona göre işlem yapıyoruz. DC kenarının orta noktası F imiş. Şuranın orta noktası F eşitliği yazalım. BC üzerinde CE uzunluğu EB'nin uzunluğunun iki katı olacakmış. CE uzunluğu K iken EB'nin uzunluğu 2K olacak şekilde bir E noktası bulmaktadır. BF ile AE'nin ortak noktasından bahsediyor bize. BF ile AE'nin ortak noktası şurası arkadaşlar. K olarak belirtilmiş. K dedik buraya. Kenan Bey uzunluğu 8 birimmiş. Buna göre diyor kara fatma uzunluğu kaçtır diye soruluyor şurası. Arkadaşlar oranlamanın olduğu sorularda böyle paralel çizmiyor muyduk? Evet hemen bir paralel çizelim. Bana bu bütünsel lazım. Şurayı çizersem buradan çıkar da biraz daha sakıncalı, e, sıkıntılı çıkar. Ama biz ne yapıyorduk? Ya da bu, ya buradan ya da burada bunu çizeceğiz arkadaşlar. Kelebek çıktı ama temel orantı çıkmadı burada. Burada işte o yönden sıkıntı yaşayabiliriz. Şuradan paralel çizdiğimizde arkadaşım burada 2 bölü 3 oran var. Yani burası 2A iken burası 3A olur. Burası da 3A olduğundan. 6A yukarısı. O zaman aşağısı da 6A. Ve şurada bir kelebek benzerliği çıktı mı arkadaşlar? Çıktı. Kelebekteki oran kaça kaç arkadaşım? 2'ye 6. Yani 1'e 3. O zaman burası n ise burası nedir arkadaşlar? 3n'dir. E şimdi burada da 2'ye 1 oran var. 2'ye 1 orandan 4n ise burası ne olacak? 2n olacak. 3n eşittir 8 ise n'i buradan 8 bölü 3 buluruz. Bizden ne isteniliyor? 3n isteniliyor. 3n de 3 çarpı 8 bölü 3'ten. O da 24 bölü 3 kere 8 24. Yok şeyler gitti. Şuradaki 3'ler gitti. Üçler gidince ne yapıyor arkadaşlar? Cevabımız 8 yapıyor. Yani ikinci sorunun cevabı böylelikle e dremit oldu arkadaşlar. Geldik bir sonraki soruya. ABC'de paraya kenar biçimindeki kağıt D'ye boyunca katlanarak şekillik elde ediyor. Şöyle katlanmış. Katlanmış hali geri doğru açıyorduk. Paraya kenar değil mi bu? Evet. Şu 60'ı kullanacağım. Hocam 60 ya. Şunlar da birbirine paralel ya. Z'den dolayı burası da 60'tır. Sen katlamada böyle üst üste bin an birbirine eşit değil mi? Evet. Hocam şu açılar birbirine eşit. Şuradaki açılar da birbirine eşit olacak. Aynı doğru üstüne gitmiş. 60 sa burası da 60 oldu. Hatta 60 sa paralel kenardan dolayı burası da 60 oldu. 60 60 burası da 60 yaptı. Ters açıdan burası da 60. Burası da 60 oldu mu? Oldu. Hatta üst üste binen kenarlar da birbirine eşit. Açılar da birbirine eşit. Şurası da 90. Burası da 90 diyebiliriz. 60 90 ise burası 30. Burası da 30 oldu mu? Oldu. Şimdi DG ile GB'nin toplamından bahsetmiş. DG neredesin? Şuradasın. GB'nin toplamından bahsetmiş bir de. Arkadaşım şuraya A buraya B diyecek olursak. A artı B'yi 6 vermişler? Evet. Hocam bu bir eşkena üçgen. Burası da B. A artı B işte bak burası. Hocam burası A artı B. Katlamada üstü semiden kenarlar birbirine eşit olacak. Yani burası da A artı B yaptı. A artı B'yi kaç vermişlerdi? 6. 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı 3. Burası da kaç yapar? 3 kök 3 yapar. Evet. Üçüncü sorunun cevabı böylelikle edremit oldu arkadaşım. Geldik dördüncü soruya. Aşağıda kenar uzunluğu verilen ABCD kare biçimindeki bir çerçeve verilmiştir. Bu çerçevenin D köşesine ok yönünde sağa doğru A ve B sabit kalmak koşuluyla 6 birim bastırıldığında Şöyle bastırılmışım arkadaşlar 6 birim bastırmışım. 6 birim bastırmışım. Aşağı doğru 6 birim inmiş yani. 6 birim inmesi ne demek arkadaşlar? Ee, koşulu ile 6 birim bastırıldığında şekildeki eşkenar dörtgen elde ediliyor. Dur bakayım. Şurası 11'im 11'im 11'im. Şu şeyi kısmı tam anlayamadım aslında. 6 birim bastırıldığında. Yani 6 birim ileri mi itti demek istiyor. Herhalde onu demek istiyor. Buna göre diyor elde edilen eşkenar dörtgensel bölgenin alanı nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Herhalde arkadaşlar 6 birim bastırıyorum böyle. Yok. Kamerada farklı gösteriyor değil mi? Şöyle bastırıyorum. Heh, şöyle bastırıyorum arkadaşlar. Bakalım böyle 6 birim bastırdım. Önceden 6 birim bastırdıysam yani önceden buradayken şöyle 6 birim yaptık gibi. Biz, onu demek istiyor burada anladığım kadarıyla. 6 10 ne üçgeni 6 8 10 üçgeni. E bizden ne isteniyor arkadaşlar? Bizden alan isteniyor. E arkadaşım bu eşkenar dörtgenin alanı nedir? Taban çarpı tabana ait yüksekliktir. Yani tabana ait yüksekliği kaç bulduk zaten? 8 bulduk. 10 çarpı 8'den cevabımız kaç yapar? 80 yapar. Dördüncü soru böylelikle ne oldu arkadaşlar? Ceyhan oldu. Geldik. Beşinci soruya. Evet. Biraz şey bir soru bakalım. Şekildeki ABCD paraya kenarında. A noktasının D noktasına göre simetriği A üstüymüş. A'nın D'ye göre simetriği. Hocam şunlar birbirine eşit. Eyvallah. Paraya kenar ya bunlar da birbirine eşit. C'nin de B'ye göre simetriği C üstüymüş. Şöyle. Bu B'nin de A'ya göre simetriği ve D'nin de C'ye göre simetriği bu şekilde verilmiş. Şunları eşitlerinde gösterdik. Devam edelim. Ee, A üstü B üstü C üstü D üstü dörtgen oluşturulmuş. Dörtgenin alanının evet şu dörtgenin alanının büyük dörtgenin alanının oranı nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Alan dağıtacağız arkadaşlar. Hadi alan dağıtmaya başlayalım. Şuradan başlayalım mesela. Hop şöyle. Arkadaşlar ben buradan başlayayım. Parayakaların alanında 2A diyecek olursam. Hocam çizdiği alan A ise hop çizdiği alan daha mı olur? Çift alan A ise çift alan yine A olacaktır. Hocam ben buradan şuraya da dağıtmak istiyorum. Eee, o zaman ayrı düşüneceğiz. Bak şimdi aynı şekilde... Hocam çift çizdeki alan A'ysa hop şöyle yapsan. Yok, olmuyor. Maalesef olmuyor. Neyse, paraya kenarın alanı 2A'ken buranın da 2A olduğunu gördük mü arkadaşlar? Gördük. Bunda bir sıkıntı var mı? Yok, değil mi? O zaman ben şurayı bir sileyim. Bakayım silmeden önce buradan da bir alan dağıtımı yapabilir miyiz diye düşünüyorum şöyle. Eee çizideki A, A başka da bir dağıtım yapamıyoruz. Neyse, öbür türlü düşünsem, şöyle düşünsem arkadaşlar burada kalan yine 2 a ise burası da a olur. O zaman şöyle çizecek olursam çift çizdeki a ise çift çizdeki a. O zaman çizdeki a iken çizdeki alan yine a olacaktır. Şurası da 2 a. Şurası da 2 a yaptı. Bunu sildim. Şimdi şuradan alan dağıtayım. Hocam burası 2 a'dır. Burası a, a diyecek olursam çift çizdeki a ise çift çizdeki a'dır. Hemen şöyle bir de alan dağıtacak olursam çizdeki a iken çizdeki de a mı yaptı? Evet. E burası da 2 a yaptı. Tahmin et bakayım şurayı. E orası da 2 a'dır. Hocam şurası A iken çizdiği kalan A iken hop çizdiği kalan yine A yapar. E burası çift çizdiği A iken çift çizdiği A yapacaktır. Dolayısıyla burası da 2A oldu. Arkadaşlar çıktı bir şeyler karşımıza. Şimdi kaç tane A var burada? 2, 4, 6, 8, 10 tane A var. Bize diyor ki evet tüm dörtgenin alanı 10A bölü ne isteniyor arkadaşlar bizden? 10A bölü 2A isteniyor. İlk baştaki paraya alanı. Evet cevabımız kaç çıktı? 5 çıktı. Yani Cihan diyebiliriz. Cevap anahtarında ne diyor arkadaşlar bilmiyorum ama B'yi 4 diye değiştirdim arkadaşlar. Bakalım ne diyor? Kaçıncı soru o? 5. soru değil mi? 5. soru Cihan oldu. Cevap anahtarına bakıyoruz. Evet Cihan arkadaşlar. Şuradaki 5'i 4 diye değiştirdik. Evet gençler güzel bir soru. Geldik bir sonraki soruya 6. soruya. Şimdi KLM'ne orta noktalarmış. Orta noktaları şöyle bir gösterelim. Şunlar birbirine eşit. Şunlar da birbirine eşit. Şunlar da birbirine eşit. Arkadaşlar bir yerden alan dağıtmaya başlayalım. Mesela şuradan başlayalım. Hocam buradaki alan A iken buradaki alan 3A. Burası B iken burası 3B. Burası C iken burası 3C. Çünkü bunlar birbirine paralel. Niye paralel hocam? Bak şunlar birbirine paralel ve karşılıklı kenarlar eşit olduğundan paralel kenar oldu. O yüzden bu çizgiler de birbirine paralel oldu. Hatta aynı mantıkta şu çizgiler de birbirine paralel olur mu? Olur. Şimdi burada B iken 3B, C iken 3C, D iken 3D diyebiliriz. Çünkü biz şunu biliyoruz. Bunlar birbirine eşitken şurada kalan A burada kalan 3A olduğunu biliyoruz. Hatta A 3A 5A diye gidiyordu arkadaşlar. E arkadaşım A 3A B 3B C 3C D 3 d yazdık ama şu alan tüm alanın kaçta kaçıydı? İyi. 4'te 1'iydi böyle eşit böldüğünde. E bu alanda tüm alanın 4'te 1'i. Yani A'lar B'ler C'ler bak bu alanda tüm alanın 4'te 1'i bu alanda tüm alanın 4'te 1'i. A'lar B'ler C'ler D'ler ne olmak zorunda arkadaşlar? Birbirine eşit olmak zorunda. Yani ben şuraya B, 3B diyeceğim. B A'ya 3A diyeyim. Buraya C'ye 3C diyeceğime A'ya 3A diyebilirim. Buraya da A'ya 3A diyebilirim yine arkadaşlar. Şimdi madem bu alan tüm alanın nesi dedik? 4'te 1'i dediysek 3, 4, 5. 5A'nın 4 katı. 5A'nın 4 katı bu alan. 5A'nın 4 katı kaç yapar arkadaşlar? 20A yaptı tüm alan. E tüm alan 20A ise 3, 6, 9, 12, 13, 14, 15, 16. Buraya da ne kaldı 20A'ya tamamlaması için? 4A mı kaldı? Evet. Boyalı bölgenin alanı 4A'yı vermişler bize. 4 a eşittir 18 ise a'yı buradan 18 bölü 2'den 9 bölü 2 18 bölü 4'ten 9 bölü 2 bulduk. Para kenarının alanı isteniyor. 20 a isteniyor. 20 çarpı 9 bölü 2'den cevabımız kaç çıkar arkadaşlar? 90 çıkar. 6. soru böylelikle alalı keser çık. Geldik 7. soruya. 7. E, soruda yalnız şöyle bir şey ekledik arkadaşlar. 3 tane eş eş kenar 4 kenarlarında boşluk kalmayacak biçimde aşağıdaki gibi birleştirilmiş. Arkadaşlar belki şunu sorabilirsiniz. Hocam bunlar zaten eşit değil mi? Bak şurası 4 ya. O zaman burası da 4 birim 4 birim 4 birim. Hatta burası da dört birim 4 birim 4 birim çıktı. Eş hocam zaten bunlar. Bunu yazmaya gerek var mı? Arkadaşlar bütün kenar uzunlukları 4 olan eşkenar dörtgenler eş mi? Al bir tane eşkenar dörtgeni. Ben şöyle, şöyle çizdim mesela 4 birimlik. E bir tane eşkenar dörtgeni de şöyle çizdim mesela. Bu iki eşkenar dörtgen eş mi? Değil. Niye? Çünkü eşkenar dörtgenlerin eş olabilmesi için hem kenar uzunlukların hem de birer açılarının eşit olması gerekir arkadaşlar. Madem eş o zaman arkadaşlar buradaki e, dar açılar birbirine eşittir. Buradaki geniş açılar da birbirine eşit midir arkadaşlar? Evet. Bu geniş açılar birbirine eşitse burası 120 derecesi 120'yi kullanacağım. 120 ise 360'a tamamlayan buradaki açılar da 120'şer derece olur. E, hatta e, 120 ise dar açısı küçük açısı 60 derece oldu. O zaman bu, burası da 60 derece oldu. E, sonra ne yapacağız arkadaşlar? Şurası da 120. Burası da 120. e O zaman burası da 120 oldu. Hatta 120'ye ye 120 şöyle bir zeykuralı burada bir paralellik çıktı arkadaşlar. Şunlar birbirine paralel. Hatta başka hangisinden para, paralelinden bahsedebiliriz. Şunlar da birbirine paralel çıktı. E, hatta şunlar da birbirine paralel çıkmış olur arkadaşlar. Açılara da aldığımız zaman zaten bunu fark ederiz. Ya da onu da gösterelim isterseniz. Bunlar niye birbirine paralel hocam? Çünkü şu kenarlar birbirine paralel bu kenarlar birbirine paralel ve karşılıklı kenarlarda birbirine eşit olduğundan paralel kenar diyebiliriz. O yüzden burada paralel kenar çıktı. Zaten bizden bu paralel kenarın çevresi isteniyor. Madem paralel kenar o zaman biz bir tanesinin şeyini bulalım arkadaşlar uzunluğunu bulalım. Bir tanesini bulalım. İsterseniz buna yoğunlaşın isterseniz buna yoğunlaşın fark etmez. Hocam ne yapabiliriz burada? Şuradaki paralellikten yola çıkabiliriz. Normalde 90'ar derece olsaydı dikdörtgen dik, dik, dik oluşturup yapardık ama burada şu uzunluğa karşılık bir şey hani 120 var 120 var. Hocam şurada bir şöyle bir paraya kenar oluşturacak olursak güzel bir şey karşımıza çıkar. Hatta 4 4 eşkenar dörtgen oluşturduk. Ee, burada 4 birimse 4 birim 4 birimse 4 birim e burası da 60 derece oldu. Burası kaç oldu? 120 derece oldu. 120 4 birim 8 birim ve şuradaki uzunluğu isteniliyor bizden. Yani şöyle bir şey çıktı arkadaşlar. Bakın Şurası 4 birim. Burası 8 birim. Şurada kaçı? 120 derece. X'i bulacağız. Nereden bulacaksınız? Kosinüs teoreminden mi? Bulan bulsun. Beni ilgilendirmez. Ben nereden buluyorum? Hop. Şuradaki 60'ın mantığını kullanarak çekerim. Şuradan bir 90. 90'ın karşı 8. 30'un karşısı 4. Burası 4 kök 3. Hocam burası zaten bak 8 yaptı. O zaman x de neye eşit olacaktır? Bu 4'ün kök 3 katı. Bu 4'ün 2 katı. Bu da 4 kök 2'nin karesi artı kök 3'ün karesi olacaktır. Yani 4 artı 3'ten 4 kök 7 yaptı arkadaşlar burası. Peki burası 4 kök 7 ise arkadaşım o zaman 4 kök 7 burası 4 burası 4 kök 7 burası 4 burası. Çevrede 4 kök 7 artı 4'ten bir daha 4 kök 7 artı 4 olduğundan dolayı cevabımız kaç yaptı? 8 kök 7 artı 8 yapar arkadaşlar. 8 kök 7 artı 8 diye cevaba ulaşırız. 7. soru 8 kök 7 artı 8 hatta 8 parantezini alırsak Kök 7 artı 1 şeklinde bulunur arkadaşlar. Cevap C an oldu. Geldik 8'e. Kenar uzunlukları 10 cm ve kısa köşegen uzunluğu 12 cm olan. Öncelikle 12 cm ve bu bir eşkenar dörtgense eğer. 12 birimse 6 birim 6 birim oldu hocam bunlar. 6 10 ne üçgeni 6 8 10 üçgeninden 8 burası. Burası da 8 oldu. Hatta burası da 10 birim 10 birim. Sonra ne yapmışlar bu dik üçgenleri böyle koymuşlar. Ne elde etmişler? Kenar uzunluğu 10 birim olan içi boş bir dörtgen elde etmişler. Hocam burası 6 birim. Bak şu üçgen 6 8 onluğu buraya koymuşlar. 6 birim burası 8 birim burası. Bak burası da 6 birim burası da 6 birim burası da 6 birim. 8 olduğundan burası 8 olduğundan 2 kaldı buraya. Buraya da 2 kaldı buraya da 2 kaldı buraya da 2 kaldı. E, hatta burası 90 derece içerideki şekil bir kare oldu. E, boş kısmın alanı nedir diye soruluyor. E, arkadaşlar direkt 2 falan da çıktı burada. E, bu ne oldu? Karşılıklı kenarlar birbirine eşit olan dörtgen paraya kenar. Hatta burası 90 olduğundan direkt burası da 90. Burası da 90. Burası da 90. Bir kare çıktı karşımıza. Karenin alanında nedir? 2'nin karesinden cevap 4 çıkar arkadaşlar. Yani 8. soru böylelikle akçay oldu. Ve 8. testi böylelikle bitirmiş bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda 9. testin çözümünde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.